Yeniden konsilerimizi sürerken öncelikle konsileri sürüp sonra dağıtıp sonra pudrayla bir güzel yerine sabitleyip bolca pudra. Gözümüzün altını mahvediyorduk yani kupkuru ediyorduk. Benim göz altlarım aşırı kuru. Ona rağmen konsilerimi sabitlemek uğruna pudradan vazgeçemiyordum. Ama artık inanılmaz bir taktik var ve bunu sana göstermek için inanılmaz sabırsızdım Ayrıca bu videoda bu görmüş olduğun makyajı da yapacağız. Eğer hazırsan videoya geçelim. <laughs> Selam arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Biraz öneri yaparak başlamak istiyorum. Markalara takılmayın ama ne ihtiyacım var diye merak ediyorsan eğer yüzün kuruysa hyaluronik asit senin gerçekten en en yakın arkadaşın olmalı. Ayrıca Bepanthen bu nemlendirici ve besleyici bakım kremi zaten ben işbirliği yapmıştım ama inanın bana devamlı alıyorum. En, en güzel nemlendirici. Ve yine kuruysan baz olarak da Bare with Me tercih edebilirsin. O da iç kurutmadan çok güzel bir şekilde makyajın bazını oluşturabiliyor. Şimdi öncelikle ben her zaman için yüzden başlamıyorum biliyorsunuz ki gözden başlıyorum ama bugün öyle olmayacak çünkü bugün concealer sürülüşüyle ilgili çığır açmaya geldim. Ben duyduklarımı size aktaracağım. Gerçekten denemeniz gerekiyor. Şimdi ben göz ağlasıyla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz mesela. Efsane bir serum. Aynı şekilde bunun kremi de var. Ee, bana genellikle bu serumlarla ilgili bir şeyler paylaştığımda bu serumları yüz, yüz, için, yüz için aldığımız konuşamıyorum. Yüz için aldığımız serumları gözümüzün altına sürebilir miyiz? Hayır 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 hayır. Göz altındaki deri çok çok daha ince. O yüzden cevap kesinlikle hayır. Yoğun kremler yüze sürülüyor ama göz altına aynı şekilde yoğunlukta kremler sürülmüyor. Bence bir araştırın. Onların içeriğinde göz altına uygun kremler uygulayabilirsiniz. Bu arada Wet n Wild'ın efsane bir fondötenini gösterdim. Kurular not alsın çünkü bu fondöten gerçekten kurular için efsane. Ben rengini de çok beğendim. O yüzden göstermek için şimdi öncelikle göz altına fondöten sürmekten kaçınıyoruz. Yani yüzümüzde göz altına yüzümüzden ayrı olarak bir ilgi göstermemiz gerekiyor. Maalesef durum bu. Şimdi göz üstüne göz kapağıma ise normal bazımı oluşturacağım ama bu göz altına şimdi birazdan göstereceğim taktiği gözünüzün üzerine de deneyebilirsiniz. Ben normalde ne yapıyorum? Concealer'ımı sürüyorum. Onun üzerine de pudramı geçiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz kalemler göz kalemleri arkadaşlar. Eğer isterseniz nude tonlarda tercih edebilirsiniz. Beyaz tonla da nude'u karıştıran var. Çok özür dilerim mesaj geldi. Yani burada önemli olan kolay dağılan bir göz kalemini tercih etmeniz. Parmağınızla yedirmeniz. Çünkü parmakla gerçekten en ince tabakayı yapabiliyorsunuz. Bunu fırçayla yapamazsınız ama parmağınızı şöyle hafif birbirine sürtüp ısıtıp Parmağınızla yedirdiğinizde o kalem var ya efsane güzel yerine yerleşecek. Çizgilerin arasında dolmayacak ve pudra kullanmayacağımız için de kurutmayacak. Nasıl yani? Şu anda görüyorsunuz diğer gözümde hiçbir şey yok. Ve gelelim konsiler sürmeye. Beni normalde kurtan bir konsiler bu. L'Oreal'in Infallible serisinden. Ve bunu tercih etmemin sebebi de kalın bir yapısı olduğu için bu yani kurular için çok uygun görünmüyor. Ama kapatıcılığı efsane hep özenmişimdir bu concealer'ı kullanmak için. Açıkçası yani bir saatten sonra kup kuru duruyordu. Şimdi böyle bir şey yaşamıyorum çünkü ben bunun üzerine herhangi bir pudra sürmeyeceğim. Biliyorum şimdi diyorsunuz ki bunca videodur hep pudra ile sabitlememiz gerektiğini söyledin ama hep ne diyordum bu kurutuyor şu konsili kurutuyor ince bir pudra ince bir pudra hep bunu söylüyordum. Bu arada farkı görüyorsunuz değil mi? Diğer gözümle. Hem kapatıcı efsane güzel duruyor hem de kuru değil. Daha ne olsun? Bu taktiği aslında Hollywood make-up artistleri yıllar öncesinde e, uyguluyormuş ama biz daha yeni öğrendik. Şu anda TikTok yıkılıyor. Herkes bu taktikten konuşuyor ve gerçekten o kadar çok insan bahsediyor ki bunu kim ilk önce söyledi, açıkladı, hangi make-up partisi ya da hangi influencer, hangi make-up artistinden duydu, kim buldu belli değil. O yüzden ben bir kaynak veremiyorum maalesef ama eğer benden duyduysan çok mutlu olmuş olurum. Eğer denediysen fikirlerini gerçekten merak ediyorum. Çünkü bazen bazı taktik bazı insanlar için hiçbir zaman iyi olmayabiliyor. Her türlü kurutmuş olabiliyor. Belki de çok iyi geldi bilmiyorum. Fikirlerini merak ediyorum gerçekten. Instagram adresimden de bana ulaşabilirsin. Mutlaka mesajlarına geç de olsa geri dönüyor olacağım. Ve 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 gördüğün gibi göz kapaklarım kurudu. Biraz hatta arasına bile doldu. Pudrayla sabitlemiştim. Halbuki ince bir pudrayla. Acaba göz üzerine de bu taktiği deneyebilir miyiz? Bence deneriz. Hatta deneyeceğim size de göstereceğim. Şimdi ben tabii makyaja geçiyorum. Physicians Formula'nın Butter Eyeshadow paletinden bu en açık rengi aldım. Şöyle göz kapaklarımın üzerine tekrardan sürüyorum. Normalde mat farları parmağımla uygulamayı sevmem. Fırça ile uygularım ama bu palet için öyle bir şey söz konusu değil. Bu arada şöyle de az önce gösterdiğim rengi farla Dior'un yeşil kalemini kullanacağım. Bu iki rengi ben çok yakıştırdım birbirine ve her dümde hangi kalem hangi far diye sorduklarından dolayı dedim ben bunu size göstermem gerekiyor. O yüzden e, böyle bir makyaj yaptım. Instagram'a da koymuştum dedim. Buraya da koymak istedim. Bu video kısa olacaktı en azından bir göz kalemiyle farın şöyle ikili güzel durmasını bir görün istedim. İkisi çok güzel duruyor gerçekten. Belki denersiniz, belki hatta beni bile etiketlersiniz. Ben de görmüş olurum yaptığınız makyajları. Peki bu haftalık benden bu kadar. Umarım harika bir hafta geçiriyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki makyaj videosuna kadar, bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.